Hepinize merhabalar. Küçük Eder Bükşen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için tekrardan değişik bir tarif getirdim. Umarım hepinizin hoşuna gider. Tarife geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. 5 adet yumurtanın sarısı ve beyazını ayırdık. Beyazını ilk baş güzel bir şekilde çırpıyoruz. Daha sonra içerisine bir çimdik tuz atıp güzel bir şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 5 dakikanın sonunda kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. 5 adet yumurtanın sarısını da bu şekilde 1 su bardağı kadar şeker ile güzel bir şekilde çırpıyorum. Krema kıvamına gelince kapatıyorum çırpıcıyı. İçerisine 1 su bardağı kadar ılık su katıyorum ve çırpma işlemine devam ediyorum. Şöyle hafiften köpük köpük olana kadar çırptım. Ve daha sonra içerisine katı malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı un. 2 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya ve 1 paket de kakao ekliyorum. Kakao yaklaşık bir 80 gram kadar olsa yeterli oluyor. Katı malzemelerin hepsini bir elek yardımıyla güzel bir şekilde eliyorum. Ve daha sonra bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada her bütçeye uygun olduğuna kesinlikle inandığım bir tarif. İçerisine ben çilek eklemeyi tercih etmiştim. Siz isterseniz farklı farklı meyveler de ekleyebilirsiniz. İçerisine çok yakışacaktır. Benim kakaolu hazırlamış olduğum harcın kabı küçük olduğu için yumurta beyazını içerisine ekliyorum. Normalde beyazı böyle azar azar ekliyorduk. Bu sefer harcı beyazın içerisine azar azar ekliyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Böyle fazla söndürmemeye çalışın lütfen. Çok çok güzel bir şekilde kabaracaktır hamurunuz. Ve bu şekilde bütün harcı, akın içerisine aktarıyorum. Dışarıda yemiş olduğunuz yaş pastaların pandispanyasına çok çok benziyor. Hatta birebir denilecek kadar benzerlik var aralarında. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma havalan abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir adet baklava tepsisinin içerisine yağlı kağıt kattım ve daha sonra içerisine de harcımızı ekliyorum. Bu arada baklava tepsisi dedim ama alüminyum tepsi ismi. Bütün harcı alüminyum tepsinin içerisine aktarıyorum. 180 derecede alt üst ayarda fanlı bölümünde yaklaşık 25 dakika kadar pişirme bırakıyorum. Tatlının keki fırında pişerken biz de kremasını hazırlayalım. 1 su bardağı kadar toz kremanın içerisine 2 su bardağı kadar da soğuk su ekliyorum ve güzel bir şekilde çırpıyorum. Tam krema kıvamını alana kadar içerisine su ekleyip güzel bir şekilde çırpıyoruz mikser yardımıyla. Kıvam bu şekilde olunca pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırdım ve daha sonra dolaba kaldırdım ve soğumasını bekliyorum. Ben taze çilek bulamadığım için dolaptan çıkarmış olduğum çilekleri kullanıyorum. Pasta üzerine çilekli bir harç hazırlamıştım. Çilekli harç dediğimiz olduğumda çilek reçelini güzel bir şekilde suyla açtım ve bu şekilde üzerine boşalttım. İsterseniz sütle de açabilirsiniz ama ben sütle yaptığım için çok yoğun bir tad oluyor o şekilde. Ama eğer sütle yaparsanız çok çok daha hafif bir lezzeti oluyor. Ve bu şekilde üzerine çilek pürelerini bir kaşık yardımıyla alıyorum. Ve hafiften kalanları da bir kaşık yardımıyla yediriyorum her yerine. Almasanız da bir sıkıntı yok zaten üzerine hazırlamış olduğumuz kremayı boşaltıyoruz ve güzel bir şekilde pürüzsüz hale gelene kadar üzerine sürüyoruz. Kremayı güzel bir şekilde pastanın üzerine yaydıktan sonra üzerine doğramış olduğum çilekleri aktarıyorum. İsterseniz farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece pasta çikolataları bile kullansanız yeterli olacaktır. Sade bir şekilde tüketmeniz çok çok harika olacaktır. Bu arada çilekleri ben buzluktan çıkarmış olduğum için böyle hafiften eriyorlar ve Böyle kekin üzerine muhteşem bir lezzet çıkartıyorlar. Eğer sizlerde zamanınız varsa çileklerinizi buzluğa atın bir gün önceden ve daha sonra çıkartıp kullanın ve daha da güzel bir lezzet elde edin. Bu şekilde yumuşak bir krem şanti hazırlamıştım. Bunu da hemen üzerine sürüyorum. Bunu da bir su bardağı su ve iki su bardağı kadar krem şanti hazırlamıştım. Bir güzel bir şekilde her yerine pürüzsüz bir kıvama gelene kadar sürüyorum. Pastanın krem şantisi de bu şekilde oldu ve üzerine de hindistan cevizi serpiyorum. Her yerine bol bol serpiştiriyorum. Hindistan cevizi serpmeniz zorunlu değil. İsterseniz sadece krem şanti şeklinde tüketebilirsiniz. İsterseniz üzerine kakao da serpiştirebilirsiniz. Çok çok yakışacağına inanıyorum. Hatta üzerine çikolata rendesi varsa evinizde onunla çok çok yakışacağına inanıyorum. Pasta yaklaşık 4 saat kadar dolapta dinlendi ve bu şekilde hazır. Tepsi pastamız şu anlık muhteşem görünüyor. Kesinlikle lezzeti de öyleydi. Hepinizi kesinlikle denemesini tavsiye ediyorum. Keşke hepinize tattırabilseydim. Herkesin bu lezzetten haberdar edebilseydim. Umarım denersiniz. Eğer deneyecekseniz Instagram üzerinden bana birer fotoğraf atmayı lütfen unutmayın. Hatta hikayelerinizi paylaşıp beni etiketlerseniz mutlaka sizleri de ben de paylaşmak isterim. Dediğim gibi kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Çok çok hafif bir tarif. Allah'a emanet olun. Bugünlük videonun sonuna geldik. Umarım çok çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.